Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Tarihi seçime artık 53 gün kaldı. Günler hızla ilerliyor ama bu hızla ilerleyen günler içinde birçok gelişme meydana geliyor sevgili izleyenler. Türkiye büyük bir enkazın altında. 10 milyondan fazla insan depremden çok ağır şekilde etkilendi. Bu son yaşadığımız yıkımdı. Bunun öncesinde özellikle son 10-11 yılda Türkiye birçok alanda çok büyük hasarlar aldı. Türkiye'nin çözmesi gereken çok fazla problem var ve bu problemleri çözmeye başlamak için atılması gereken en önemli adım 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bir irade göstererek, milli iradenin bir duruş göstererek siyasi partilerin fikir ayrılıklarını önemsemeden ortak noktalarda buluşup bir değişimin başlaması için kararlı bir şekilde adım atmaları gerekiyor. 14 Mayıs bu yüzden çok önemli bir tarih. Türkiye bu karanlıktan kurtulmak için adım mı atacak yoksa daha da zifiri bir karanlığın içine mi gömülecek? Böyle bir yere doğru gidiyoruz, böyle bir noktaya doğru gidiyoruz ve şu ana kadar yaşanan bazı olumsuzluklar olmadı değil. Yanlış adımlar atılmadı değil. Yanlış açıklamalar, yanlış cümleler gelmedi değil farklı taraflardan. Ama şu an gördüğümüz manzara Türkiye için ümit verici diyebiliriz sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak adayı ilan edildi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte bir kampanya yürütecekler. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar zamanı geldiğinde. Böyle bir rüzgar var. İyi gidiyor. Fena gitmiyor. Diğer taraftan AKP cephesi darmadağın durumda. Kendilerine Erdoğan'ın yanına koyabilecekleri konu mankeni bir aday bile bulamıyorlar. Bir isim bile bulamıyorlar sevgili izleyenler. Mehmet Şimşek'e kadar düştüler. Bakın bu düştüler ifadesini hakaret için kullanmıyorum ama durumu özetlemek için kullanıyorum. Çünkü Mehmet Şimşek'e bir süredir AKP'li hesaplar, AKP'li troller sürekli İngiliz Mehmet diyorlardı, hakaretler ediyorlardı, ihanetle suçluyorlardı, hainlikle suçluyorlardı. Tıpkı Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a dedikleri gibi. Sonra Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüşmek istedi. Evet Mehmet Şimşek geldi görüşmeye ama olmadı. Olmadı sevgili izleyenler. Bakın Mehmet Şimşek bile neden diyorum? Çünkü Mehmet Şimşek Erdoğan için bir vitrin mankeniydi. Tabii hatırlıyorsanız bu ülkede Kürt sorunu yok çünkü bizim Kürt milletvekillerimiz var Kürt bakanlarımız var Al sana bir Kürt bir Kürt daha diye gösterdiği bir Kürt dahaydı Mehmet Şimşek. Ama şimdi onu Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmek istediler. Aday Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan etmek istediler. Onu bile kabul ettiremediler. Cumhur İttifakı'nda işler yolunda gitmiyor. Diğer taraftan bu karanlıktan kurtulmak isteyen çoğunluk halk iradesi için işler yolunda gidiyor sevgili izleyenler. Öyle ya da böyle ağır aksak kaza bela oluyor arada sırada ama yolunda gidiyor gibi görünüyor. Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı bir açıklama yaptı. Beklenen açıklamayı yaptılar ve aday çıkar mı acaklarını bu tarihi döneme işte üzerlerinde düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ilan ettiler. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayacağız demesi ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Diyorlar ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Bu çok önemli bir gelişme sevgili izleyenler. Tabii ki birçok anket sonucu ortaya çıkıyor. Anket sonuçlarına baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu epey önde görünüyor. Tabii ki çok rehavete kapılmamak lazım. Ama şu da bir gerçek. Muhalefet cephesinden, muhalefet saflarından çok büyük hatalar yapılmazsa çok büyük yanlışlar yapılmazsa kolay kolay bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanamaz. Bakın anayasaya rağmen, kanunlara rağmen, açık hükümlere rağmen yeniden aday olmaya çalışıyor. YSK'dan şu ana kadar buna dair herhangi bir olumsuz bir geri bildirim gelmedi. Diploması var mı yok mu? Ortada diploma yok sevgili izleyenler. Bakın ortada çok büyük kanunsuzluklar var ama halkın iradesi bunları da yenebilecek güçte. Yeter ki siyasi partiler bir arada durmayı başarsınlar ve bu iyi gidiş hata sekte vuracak hatalar yapmasınlar. Şimdi Emek ve Özgürlük ittifakının, HDP'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, Sol Partilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarının, AKP cenahından nasıl propagandaya dönüştürüleceğini, aktrollerin bunu nasıl propaganda yapacaklarını, Devlet Bahçeli'nin bu konuda aşağı yukarı neler söyleyeceğini hepimiz biliyoruz sevgili izleyenler. Havuz medyasından nasıl başlıklar atılacağını biliyoruz. Attılar bile. Sürpriz bir şey var mı karşılaştığınız, gördüğünüz tweetler, haberler arasında? Yok. Bunları biliyoruz. Muhalefet cephesinden, muhalefet cephesinde gibi gör görünen, CHP'nin içinden, İyi Parti'nin içinden, Altılı Masayı oluşturan partilerin içinden, HDP'nin içinden, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinden ilginç açıklamalar gelebilir son zamanlarda önümüzdeki günlerde gerçekten ilginç açıklamalar gelebilir. Öyle ya da böyle bir araya gelmiş, demokrasi için, bu ülkenin geleceği için, askeri müştereklerde bir araya gelmiş, fedakarlık yaparak bir araya gelmiş, insanların emeğini baltalamak için, halkın umudunu yıkmak için muhalifmiş gibi görünen birileri ortaya çıkıp şu olumlu havayı, şu pozitif rüzgarları dağıtmak için özel girişimlerde bulunabilirler sevgili izleyenler. Bir bakacaksınız CHP'nin içinden, bir bakacaksınız İyi Parti'nin içinden birileri, bir bakacaksınız HDP'nin içinden birileri gerçekten abuk subuk laflar söyleyebilirler. Buna hazır olmalıyız, buna hazırlıklı olmalıyız ve her zaman saatlerimizi demokrasiye ayarlamalıyız. Her zaman pusulamızı demokrasiye ayarlamalıyız. Bu ülkenin insanların iyiliğini ayarlamalıyız. Kim? Koltuk için, saltanat için, güç için, para için hareket ediyor. Bunu anlamak çok kolay. Çünkü elimizde bunu anlamamızı sağlayacak o kadar çok acı tecrübe var ki. Mesela muhalefet cephesinden yapılan bir açıklama havuz medyasının bütün kanallarında canlı olarak yayınlanıyorsa Oraya bir şüpheyle bakmak lazım. Hayırdır inşallah demek lazım. Bugün İyi Partili Yavuz Ağaralioğlu çıktı bir basın toplantısı, basın açıklaması yaptı sevgili izleyenler. Ve ekranda gördüğünüz gibi başta sabah olmak üzere bütün havuz medyası bunu seri tweetler halinde paylaştı. Canlı olarak yayınladılar. Tabii ekranın bir tarafında Yavuz Ağaralioğlu varken ekranın diğer tarafına da Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinden görüntüleri koydular. Mesaj çok net. Ben az önce söyledim biliyorsunuz. Havuz medyasının bu muhalefetin bir araya gelmesini omuz omuza vermesini Demokrasi için seçimlere kadar, seçimden sonra çatır çatır tartışsınlar. Ben çok istiyorum bunu zaten sevgili izleyenler. Seçimden sonra tartışsınlar. Anlaşamadıkları konularda tartışsınlar. Ama demokrasi için, ama insan hakları için, ama insanların faydası için tartışsınlar. Ama işte havuz medyasının ne yapacağı belli, taktik belli, strateji belli. Artık buralardan gol yemememiz gerekiyor. Peki Yavuz Ağaralioğlu ne diyor? Ne demek istiyor? Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz ama dayatılan adaya karşıyız. Parçaları birleştirdiğiniz zaman Meral Akşener'in o altılı masadan neden kalktığını, nasıl kalktığını, o masadan kalktıktan sonra yaptığı o zehir zemberek açıklamayı, yapmaması gereken o açıklamayı falan Kimlerin istediğini, kimlerin bastırdığını anlayabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Bu ülkede kendi koltuğu için, kendi sarayı ve saltanatı için PKK ile pazarlık yapan tek bir lider var bizim bildiğimiz. PKK'nın liderinden mektup alan tek bir lider var bildiğimiz İstanbul seçimini kaybetmemek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmemek için PKK'nın liderinden mektup alıp insanların iradesini etkilemeye çalışan bir tane lider var bizim bildiğimiz. PKK'nın liderinin kardeşini TRT'ye çıkaran kırmızı bültenle arandığı halde TRT'ye çıkaran bir tek lider var bildiğimiz. Yani devletin en şerefli makamlarını Ağar olun ifadesiyle pazarlık haline getiren birisi var sevgili izleyenler. Ama orası o kişi Kemal Kılıçdaroğlu değil. Orası altılı masa değil, Millet İttifakı değil. Orası bugünkü HDP değil. Bu son derece açık. Son derece şeffaf bir şekilde çıktılar. Dertlerinin ne olduğunu söylediler. Yarın bugün bu söylediklerin aksine bir şeyler söylerlerse, yarın bugün bu beyan ettikleri fikirlerin dışında başka şeyler söylerlerse, kabul edilemeyecek şeyler söylerlerse bütün aktörler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak bütün muhalif aktörler o zaman biz de onları eleştiririz. Ama şu anda Yavuz Bey'in yaptığının kime yaradığı, Yavuz Bey'in bu açıklamasının ne faydasının olduğu tartışmaya açık sevgili izleyenler. Ve hepimizin çok dikkatli olması gereken bir konu da şu sevgili izleyenler. Şu anda bir rüzgar var. CHP'nin, İyi Parti'nin meclise çok güçlü gireceğine dair, HDP'nin meclise girebileceğine dair, çok fazla milletvekiliyle girebileceğine dair bir rüzgar var değil mi? Dolayısıyla adaylık başvuruları yapılıyor. Böyle bir güç imkanı doğduğunda Böyle bir fırsat ortaya çıktığında fırsatçılar da ortaya çıkar otomatikmen. Derdi demokrasi değil, derdi insan hakları değil, derdi ülkenin iyiliği değil garip tipler de ortaya çıkar ve bu tipler belki niyetlerini bir yere kadar gizlerler. Bir gün siz iktidara geldiğinizde, iyi bir şey yapmak istediğinizde, uzlaşı içinde hep beraber hadi ülkenin hayrına bir şey yapalım dediğinizde çıkarlar ve sizi sırtınızdan bıçaklayıverirler. CHP'liler bunu çok iyi anlayacaklardır. Mehmet Ali Çelebi filan nerede onlar? Metin Feyzoğlu filan nerede bunlar sevgili izleyenler? Bakın bir saymaya başlasak yukarıdan aşağıya, şimdi insanlar Muharrem İnce'yi falan da söyleyecekler ama o kadar çok isim çıkar ki. O yüzden şimdi mesela İyi Parti'den birisi milletvekili adaylığı başvurusu yapmış sevgili izleyenler. Kim bu? Antalya'nın eski il emniyet müdürü Ali Yılmaz İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ve kendisinin kariyerinde şöyle bir büyük leke var sevgili izleyenler. Burak Oğraş cinayetinde delil karatmakla suçlanıyor. Evet Burak Oğraş cinayeti nedir diye biliyor musunuz haberiniz var mı? Hani bir otelde genç bir çocuk öldürülmüştü. Sonra olayın üstü kapatılmıştı. O otelin sahibi Erdoğan'la müttefikti. ilginç bağlantıları vardı falan. İşte bu emniyet müdürünün o cinayette alakalı delil kararttığı iddiası var sevgili izleyenler. Şimdi İyi Parti'nin, CHP'nin bütün muhalefet partilerinin kimleri aday gösterdiklerine şöyle bir dikkatle bakmaları gerekiyor. Çünkü Türkiye 14 Mayıs'tan itibaren çok zorlu bir sürece girecek. Türkiye'nin çok fazla düzeltmesi gereken sorunu var. Çok fazla düzeltmesi gereken derdi var ve o aşamadan sonra gerçekten sorumlu tiplerle demokrasiyle, insan haklarıyla bağ olmayan, işkenceci, ırkçı, ayrımcı, içinde düşmanlık besleyen, kanunu çiğnemiş, yetkisinin dışına çıkmış tiplere gerek yok. İyi Parti'nin de CHP'nin de EDP'nin de meclise girecek her kim varsa buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ve bir uyarı olarak şuraya koyuyorum. Belki bir işe yarar. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleri ihale peşinde koşmasın diye siyasi ahlak kanunu çıkaracağız diye bir açıklama yapmış sevgili izleyenler. Bu belki hatırlıyorsunuzdur Ahmet Davutoğlu'nun da iddialarından birisiydi. Diyor ki ben AK Parti'nin içinde siyasi ahlak yasası oluşturmaya çalıştım ve bütün AK Parti'nin yöneticilerinin il başkanları, ilçe başkanları onları, milletvekilleri, artık her kimler varsa bunların hepsinin mal varlıklarını beyan etmeleri, gelirlerini beyan etmeleri, bu parayı nereden kazanıyorlar diye beyan etmelerini istedim diyor Ahmet Davutoğlu. Sonrasında da Erdoğan diyor ki e böyle yaparsak yönetici bulamayız diyor. Onlar biliyorlar kadrolarının ne olduğunu. Oralara kadar gitmeden yani olay bu kadar bozulmadan yani yönetici bulamayacak duruma gelmeden insanların önüne çok net çizgileri çizmek, çok net kanuni kuralları koymak sonra çizgiyi aşan olduğunda kusura bakma birlikte yol yürüyemeyiz. Kusura bakmayın hemen ayrılın, hemen istifa edin deyip siyasi partilerin bir duruş göstermesi gerekiyor. Sadece siyasi partilerin duruş göstermesiyle olmuyor bunlar sevgili izleyenler. Milletin, kamuoyunun bu konuda çok net olması gerekiyor. Çok net olması gerekiyor. Başkası rüşvet alınca, başkası yolsuzluk yapınca, başkası torpil yapınca, başkası liyakatsiz birini bir yerlere oturtturunca, koltuklara oturtturunca bağırıp çağırıp isyan edip tepki gösteriyorsak. Ama diğer taraftan hani biz diye bir zamir var ya, Türkiye'deki lanetli zamir biz ama o bizden. Ama bizim adamımız, ama bizim partimiz, ama bizim cemaatimiz, ama bizim mahallemiz falan diye. İşte o bizim içinde yer alan birileri bir halt yiyince onlara ses çıkarmıyorsak ya da oraya bağırdığımız kadar bağırmıyorsak istediğiniz kanunu çıkarın, istediğiniz yönetmeni değiştirin, istediğiniz çizgiyi çekin. İşe yarayamayabiliyor, yaramayabiliyor. O yüzden kanunlarla toplum iradesinin, yasalarla kamuoyu vicdanının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bir şey suçsa suçtur. Kim yaparsa yapsın suçtur. Toplum vicdanının ve toplum ahlakının da buna göz yummaması gerekiyor ve iki taraflı bastırmayla politikacıları ahlaksızlıktan, politikacıları yolsuzluktan, hırsızlıktan uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü insan parayı görünce yamulabilir. İnsan gücü görünce yamulabilir. Bu hepimiz için geçerli. Teraziyi çok sağlam bir şekilde kurmak gerekiyor. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu bu dediğini yapabilir. Çünkü Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. AKP seçim çalışmalarına devam ediyor sevgili izleyenler. İşte bir örneği. Bakan kurum Maraş'ta 17.902 konutun temelini atacağız dedi. Temel atıyorlar sevgili izleyenler. 17.000, 18.000 konutun temelini atıyorlar. Nereye atıyorsunuz? Nasıl atıyorsunuz? Hangi bilim, hangi akıl, hangi mantık, hangi zemin etüdü? Kimlere sordunuz, kime danıştınız? Hangi şehir planını çizdiniz? Elde böyle sorular var sevgili izleyenler. Ve siz daha enkaz kaldıramadınız. Enkazların altından 40 gün sonra, 45 gün sonra, 50 gün sonra kaldırılan enkazların altından çıkan hala insanlar var, naaşlar var, defnedilememiş naaşlar var, cenazesini bulamamış insanlar var. Evet tabii ki insanların konut ihtiyacı var. Tabii ki barınma ihtiyacı var. Ama şu anda AKP diyor ki biz temeli atalım, biraz da kaba inşaat çıkalım. Seçimi kazandık, kazandık. Değil mi? Kazanamazsak öyle kalsın diyor yani. Sonra tarım alanları, tarlalar, bahçeler, sulak alanlar depreme dayanıksız zeminler. Evet böyle devam edecek sevgili izleyenler. Antalya'da tuhaf bir operasyon. Cezaevlerindeki yakınlarına para gönderdikleri için gözaltına alındılar. Haber tuhaf değil mi? Ben sizinle buna benzer birçok haber paylaştım ama size tuhaf gelmiyor olabilir. Yani beni düzenli takip eden insanlar bunu duyduklarında şaşırmazlar. Çünkü çok sık sizlerle bunları paylaşıyorum. İşte cezaevindeki insanların yakınlarına yardım ettikleri için tutuklanan insanlar var. Evet tuhaf evet garip ama bu tuhaflık bu gariplik normalleşiyor. Hem de nasıl normalleşiyor biliyor musunuz? Bu haberde benim daha önce paylaştığım haberlerden farklı bir detay var. Daha önce paylaştığım haberlerin tamamı cemaatten insanlarla alakalı haberlerdi. İşte cemaat gönüllüsü olduğu için cezaevinde olan insanlar var. Onların dışarıda kalan aileleri, çocukları var. Ve onlara yardım eden insanlar var. Onlara yardım edenler yardım ettikleri için teröre yardım bilmem ne falan filan diye tutuklanıyorlar. Gözaltına alıyorlar. Cezaevine atılıyorlardı. Şimdi bu haberde ilginç bir detay. Bu kez sol tandanslı insanlara yapılmış sevgili izleyenler. Sol siyasi görüşten insanlara yapılmış bu operasyon. Cezaevindeki bu kez cezaevinde olan insanlar sol görüşlü insanlar ve onlara yardım yapıldığı için onların yakınlarına yardım yapıldığı için bu kez Antalya'da insanlara operasyon yapılmış. Adaletsizliği önce bir grubun üzerinde deniyorlar, test ediyorlar. Orada vidaları gevşetiyorlar. Toplumu şöyle bir nabzını ölçüyorlar. Toplum vicdanına falan bir bakıyorlar sevgili izleyenler. Tepki var mı yok mu? Tepki var mı yok mu buna bakıyorlar. Şayet Türkiye'de insanlar hamile bir kadının yeni doğum yapmış bir kadının kanser hastası bir çocuğun hasta bir tutuklunun durumuna itiraz etseydi ona yaşatılanlara itiraz etseydi istedikleri kadar zalim olsunlar buna devam edemezlerdi bu kötülükleri yapmaya devam edemezlerdi önce bir yerde test ediyorlar toplumun genelinin çok umursamadığı sevmediği destek vermediği onlara ne yapılırsa yapılsın itiraz etmediği bir grubun üzerinde test ediliyor adaletsizlik Sonra götürüyorlar başkalarının üzerine yapmaya başlıyorlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin çözmesi gereken çok sorun var derken adaletsizliği belki de ilk sıraya yazmak zorundayız. Türkiye'nin acilen adalete ihtiyacı var.